Değerli öğrencilerimiz merhaba. 7. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleri çözümleri videosuna hoş geldiniz. İlk sorumuza başlayalım. Look at the grid and write down the correct numbers for each question below. Soruda grid'e bakmamız ve her bir soru için doğru numaraları yazmamız istenmiş. A'da who is honest ifadesiyle kimin dürüst olduğu sorulmuş. Grid'de 2 numarada Sally never tells lies, so you can count on her. Ve 9 numarada Richard always tells the truth, so he is reliable. İfadeleriyle Sally ve Richard'ın güvenilir olduğu, yani dürüst oldukları söylenmiş. O halde cevap olarak bu sorumuza 2 ve 9 yazabiliriz. B'de who is friendly ifadesiyle kimin arkadaş canlısı olduğu sorulmuş. Grid'de 7 numarada Harry has lots of friends and enjoys spending time with them. Ve 6 numarada Sue likes meeting new people ifadeleriyle her ikisinin de sosyal arkadaş canlısı olduklarından bahsedilmiş. Bu durumda sorumuza cevap olarak 6 ve 7 yazabiliriz. C'de who is selfish ifadesiyle kimin bencil olduğu sorulmuş. Grid'de 8 numarada Dean doesn't like sharing his toys and he cares about only himself ifadesiyle Dean'in oyuncaklarını paylaşmaktan hoşlanmadığı ve sadece kendini düşündüğü söylenmiş. Bu durumda sorumuza cevap olarak 8 yazabiliriz. D'de who is successful ifadesiyle kimin başarılı olduğu sorulmuş. Grid'de 1 numarada Frank always does his homework and gets high marks. Ve 5 numarada Gloria studies hard and she is first in the class ifadeleriyle her ikisinin de çalışkan ve başarılı oldukları dile getirilmiş. O halde bu sorumuza cevap olarak da 1 ve 5 diyebiliriz. Son olarak E'de who is punctual ifadesiyle kimin dakik olduğu sorulmuş. Grid'de 4 numarada Tom is always on time, he is never late ifadesiyle Tom'un dakik olduğu söylenmiş. O halde cevap olarak bu sorumuza 4 diyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Read the text, correct the mistakes and rewrite the sentences. İkinci sorumuzda verilen metni okuyup hataları düzeltmemiz ve cümleleri yeniden yazmamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. Amy is 10 years old and Emily, her sister, is 12 years old. Amy is 1.55 meters and Emily is 1.62 meters. Amy has long wavy hair and blue eyes. Emily has short straight hair and brown eyes. Amy is so energetic and enjoys spending time with her friends, but Emily is relaxed and prefers staying at home to play video games and read stories. Amy usually cares about only herself, but Emily cares about other people's feelings. They have different personalities and styles, but they are good friends and enjoy playing games together. Metnimizde iki kardeşin fiziksel ve kişisel özelliklerinden bahsedildiğini görüyoruz. Şimdi cümlelerimize bakalım. Emily is younger than Amy ifadesiyle Emily'nin Amy'den daha genç olduğu söylenmiş. Metinde ilgili yere baktığımızda Amy'nin 10, Emily'nin ise 12 yaşında olduğunu görüyoruz. Yani tam tersi bir durum söz konusu. O halde cevap olarak Amy is younger than Emily ya da Emily is older than Amy yazabiliriz. B'de Emily is more outgoing than Amy ifadesiyle Emily'nin Amy'den daha dışa dönük olduğu söylenmiş. Metinde ilgili cümleye baktığımızda Amy'nin enerjik ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanan bir kişi olduğunu görüyoruz. Bunun tam aksine Emily'nin ise rahat bir kişi olduğunu ve kitap okumak ya da bilgisayar oyunları oynamak için genellikle evde kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. Cümlemizde bu durumun tam aksi ifade edildiği için cevabımıza Amy is more outgoing than Emily ya da Emily is calmer than Amy yazabiliriz. C'de Amy is kinder than Emily ifadesiyle Amy'nin Emily'den daha nazik olduğu, daha düşünceli olduğu ifade edilmiş. Metinde ilgili cümleye baktığımızda
Amy'nin genellikle yalnızca kendini düşündüğünü, fakat Emily'nin diğer insanların duygularına hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Bizim cümlemizde bunun tam tersi ifade edilmiş. O halde cümlemizde Emily is kinder than Amy ya da Amy is more selfish than Emily şeklinde düzenleyebiliriz. D'de Amy is taller than Emily cümlesiyle Amy'nin Emily'den daha uzun olduğu söylenmiş. Her ikisinin boylarına bakalım. Amy'nin boyu 1.55, Emily'nin boyu ise 1.62. O halde Emily Amy'den daha uzun. Cümlemizi düzelterek yazalım. Emily is taller than Amy ya da Amy is shorter than Emily. Son cümlemize bakalım. Amy and Emily can't get on well with each other cümlesinde Amy ve Emily'nin birbirleriyle iyi anlaşamadığı ifade edilmiş. Parçamızın son cümlesinde onların farklı kişiliklere ve tarzlara sahip olduğu, ancak iyi arkadaş oldukları ve birlikte oynamaktan keyif aldıkları ifade edilmiş. O halde cümlemizi düzelterek Amy and Emily can get on well with each other şeklinde yazabiliriz. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Compare two Turkish swimmers by age, height and weight. Complete the statements with the comparative forms of the correct adjectives. Sorumuzda iki Türk yüzücüyü yaş, boy ve kilo açısından karşılaştırmamız ve aşağıda verilen cümleleri sıfatların karşılaştırmalı halleriyle doğru bir şekilde tamamlamamız istenmiş. İlk cümlemize bakalım. A'da Sevilay is Sümeyye denmiş ve parantez içinde age ifadesi verilmiş. Demek ki burada her iki sporcunun yaşlarına bakarak bir kıyaslama yapacağız. Görselde Sevilay'ın yaşı 20, Sümeyye'nin yaşı ise 21 olarak verilmiş. O halde cümlemizi younger than ifadesi getirerek tamamlayabiliriz. B'de Sümeyye is Sevilay denerek parantez içerisinde height ifadesi verilmiş. Bu durumda her iki sporcunun boylarına bakmamız gerekiyor. Görselde Sümeyye'nin boyunun 1.58, Sevilay'ın boyunun ise 1.45 olduğunu görüyoruz. O halde cümlemize taller than yazarak tamamlayabiliriz. Son olarak Sevilay is Sümeyye denerek her iki yüzücünün kilolarını karşılaştırarak cümleyi tamamlamamız istenmiş. Görselde Sevilay'ın kilosu 34, Sümeyye'nin kilosu ise 49 olarak verilmiş. Bu durumda Sevilay is thinner ya da slimmer than Sümeyye diyerek cümlemizi tamamlayabiliriz. Dördüncü soru. Read the text and answer the questions. Metni okuyup soruları cevaplandırmamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. Both the ball brings together volleyball, soccer and gymnastics. Two teams play against each other in this game. They play the game on a trampoline. Players jump high and hit the ball over the net. They can hit the ball with any body part such as the head, hands and feet. Each team works together and tries to beat the other team. Metinde Bossball isimli sporla ilgili bazı bilgilere yer verilmiş. Şimdi sorularımıza bakalım. A'da is Bossball an individual sport ifadesiyle Bossball bireysel bir spor mudur diye sorulmuş. Metinde ilgili cümlede bu oyunu iki takımın oynadığı söylenmişti. O halde sorumuza cevap olarak no it isn't an individual sport ya da no it isn't yazabiliriz. B'de which equipment do you need for basketball sorusu ile bu oyun için hangi ekipmana ihtiyaç duyduğumuz sorulmuş. Metinde oyuncuların bu oyunu bir trambolin üzerinde oynadıkları, oyunda bir top kullandıkları ve file kullandıkları söylenmiş. O halde sorumuzu we need a trampoline, a ball and a net şeklinde ya da a trampoline, a ball and a net şeklinde cevaplandırabiliriz. C'de what's the aim of the basketball ifadesiyle oyunun amacının ne olduğu sorulmuş. Son cümlemizde her takımın birlikte karşı tarafı yenmeye çalıştığından bahsedilmiş. O halde oyunumuzun amacına a
That is to beat other team ya da to beat the other team yazabiliriz. Beşinci soru. Adam and Daphne are playing to guess what it is game. They read the cards below and write down their answers. Read the cards and answer the questions. Sorumuzda Adam ve Daphne'nin ne olduğunu tahmin et oyununu oynadığı, kartları okuyup altına cevaplarını yazdıkları ifade edilmiş. Bizden de kartları okuyup aşağıdaki soruları cevaplandırmamız istenmiş. Kartları okuyarak inceleyelim birlikte. Card A. You need a racket, a pair of trainers, a ball and a net. Two people play it. Adam bu oyunu voleybol olarak tahmin etmiş, Daphne ise tenis cevabını vermiş. Bu spor için raket, spor ayakkabıya, topa ve fileye ihtiyacımız olduğu ve bu oyunu iki kişinin oynadığı söylenmiş. O halde bahsedilen spor tenistir. Bu durumda Daphne soruyu doğru cevaplarken Adam yanlış cevaplamıştır. Şimdi birlikte B kartını okuyalım. You need a small ball, a bat, gloves and comfortable clothes. It's a team sport. Bu karta cevap olarak Adam basketball, Daphne ise futbol yazmış. Bu spor için topa, eldivenlere, sopaya ve rahat kıyafetlere ihtiyaç duyulduğu, sporun bir takım sporu olduğu söylenmiş. O halde burada bahsedilen spor beyzboldur arkadaşlar. Bu durumda soruyu hem Daphne hem de Adam yanlış cevaplamıştır. Son olarak C kartına bakalım. You need a bicycle and a helmet. You can do this sport individually. Bu spor için bisiklete ve kaska ihtiyaç olduğu ve sporun bireysel olarak yapılabileceği söylenmiş. O halde bahsedilen spor cycling'dir. Bu durumda Adam soruyu yanlış cevaplarken Daphne doğru cevaplamıştır. Şimdi sorularımızı okuyalım ve cevaplandıralım. A'da whose answer is correct for card A ifadesiyle A kartı için kimin cevabının doğru olduğu sorulmuş. Bu soruyu Daphne doğru yanıtlamıştı. O halde cevabımız Daphne's answer is correct for card A ya da Daphne's answer olacaktır. B'de for which card do both Daphne and Adam write an incorrect answer? Write down the correct sport ifadesiyle hangi kart için hem Daphne'nin hem de Adam'ın cevaplarının yanlış olduğu sorulmuş. Sonrasında da kartta bahsedilen sporu doğru bir şekilde yazmamız istenmiş. Yukarıda kartlarımıza aldığımız notları incelediğimizde B kartına Adam ve Daphne'nin yanlış cevap verdiğini görüyoruz. O halde cevap olarak Daphne and Adam write an incorrect answer for card B şeklinde uzun ya da for card B diyerek kısa cevap verebiliriz. Sorumuzun ikinci kısmında bizden doğru sporu yazmamız istenmişti. O halde cevaba the correct answer is baseball ya da kısaca baseball yazabiliriz. Son sorumuza bakalım. C'de who answers more questions correctly ifadesiyle kimin daha fazla soruyu doğru cevapladığı sorulmuş. Tüm kartların cevaplarına bakıldığında Daphne'nin Adam'dan daha çok doğru cevap verdiğini görüyoruz. Bu durumda cevap olarak Daphne answers more questions correctly ya da kısaca Daphne diyebiliriz. Altıncı sorumuzla devam edelim. Rewrite the sentences using a different frequency adverb for each sentence. Sorumuzda verilen sıklık zarflarının her birini kullanarak cümlelerimizi yeniden yazmamız istenmiş. Verilen sıklık zarflarının nadiren, her zaman ve hiçbir zaman olduğunu görüyoruz. Şimdi cümlelerimizi okuyalım ve uygun sıklık zarfını kullanarak cümleyi yeniden yazalım. Yağız Kağan Erdoğmuş trains hard for chess every day ifadesinde Yağız Kağan Erdoğmuş'un her gün satranç çalışması yaptığı söylenmiş. Cümlemizin sonundaki everyday ifadesi bu cümleyi always'ı kullanarak yazabileceğimizi göstermektedir. Bu durumda cevabımız he always trains hard for chess şeklinde olacaktır. B'de Şahika Ercümen generally prefers healthy food but she has fast food once a month ifadesiyle Şahika Ercümen'in genellikle sağlıklı yiyecekleri tercih ettiği ancak ayda bir kez fast food tarzı yiyecekleri tükettiği söylenmiş.
O halde bu cümlede nadiren yani rarely ifadesini kullanabiliriz. Cümlemizi She rarely has fast food şeklinde yeniden yazabiliriz. Son cümlemizi de okuyalım. Mete Gazoz doesn't get up late on weekdays. He wakes up at 7 a.m. every morning ifadesiyle Mete'nin hafta içi geç uyanmadığını, her sabah 7'de uyandığını öğreniyoruz. O halde cümlemizi never kullanarak He never gets up late on weekdays şeklinde yeniden yazabiliriz. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Yönergemizi okuyalım. Look at the visual and write down at least 4 sentences about Emma's daily routine using frequency adverbs. Bu sorumuzda görsele bakmamız, Emma'nın günlük rutini ile ilgili sıklık zarfını kullanarak en az 4 cümle yazmamız istenmiş bizden. 5 sarı yıldız, sıklık zarflarından always'e yani her zamana karşılık gelmektedir. 5 sarı yıldızın altında yer aldığı görselin kitap okuma olduğunu görüyoruz. Bu durumda Emma always reads books yazabiliriz. 4 sarı yıldız sıklık zarflarından usually yani genellikle'ye karşılık gelmektedir. Bu yıldızların altında yer aldığı görselin spor yapma olduğunu görüyoruz. Bu durumda she usually does sports ya da she usually goes to the gym şeklinde bir cümle oluşturabiliriz. 3 sarı yıldızın sıklık zarflarından often yani sıklıkla'ya karşılık geldiğini görmekteyiz. 3 sarı yıldızın altında yer aldığı görsel ise bisiklet binmektir. Bu durumda cümlemizi she often rides a bike ya da she often goes cycling şeklinde oluşturabiliriz. 2 sarı yıldız sıklık zarflarından sometimes'a yani bazen'e karşılık gelmektedir. Bu yıldızların altında yer aldığı görsel yemek yeme ile ilgilidir. Bu durumda cümlemizi she sometimes has a snack before dinner şeklinde yazabiliriz. Ya da sizler farklı örneklerde oluşturabilirsiniz. Bir sarı yıldız sıklık zarflarından rarely yani nadiren'e karşılık gelmektedir. Bir sarı yıldızın altında yer aldığı görsel ise arkadaşlarla vakit geçirmektir. Bu durumda örnek olarak she rarely meets her friends yazabiliriz. Son olarak renksiz yıldızlar sıklık zarfından never'a yani hiçbir zamana karşılık gelmektedir. Bu yıldızların altında bulunduğu görsel uyanmayla ilgilidir. Bu durumda örnek olarak she never gets up late or early şeklinde bir cümle oluşturabiliriz. Değerli öğrencilerimiz, örnek olarak paylaşılan soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşça kalın.